Malfoy. Malfoy. And I'm Malfoy. Draco Malfoy. Scared, Potter. I'd say you were scared. Scared, Potter. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz artık yaz tatilindeyiz. Biz de yazlığa geldik arkadaşlarımla beraber. Ve arkadaşlarımdan Ezgi'yi hiçbir Harry Potter filmi izlemediğinden ötürü biz dördümüz bütün Harry Potter filmlerini tekrardan izleme kararı aldık bu yaz tatili esnasında. Benim de aklıma bir fikir geldi. Harry Potter filmleri hakkında bir video çekeceğim ve bu video işte en kötüsünden en iyisini Harry Potter filmlerini sıralamak olacak. Farklı fikirlere sahip olabiliriz arkadaşlar şimdi. Onu da şey yapmam lazım, farklı fikirlere sahip olabiliriz. Bu çok doğal bir şey. Sizin sevdiğiniz bir filmi en sona koymuş olabilirim. Sizin sevmediğiniz bir filmi en başa koymuş olabilirim. O yüzden birbirimizin fikirlerine, birbirimizin görüşlerine saygı duyalım lütfen. Bunlar benim düşüncelerim ve hani çok ciddiye almayın düşüncelerimi. Hani sadece film konuşuyoruz burada. Bu arada saçım kısa. Saçım kısa arkadaşlar. Evet, saçımı kestirdim. Evet, hadi başlayalım. Bu arada Fantastik Canavarlar serisini almıyorum. Çünkü Fantastik Canavarlar serisini neden alayım? Harry Potter'ın ana 8 filmini sıralayacağım. Evet, başlayalım. Şimdi en kötüden başlayacağım. En iyiye gideceğiz yavaş yavaş video esnasında. En sevmediğim Harry Potter filmi 6. film Meles Prens. Şimdi bunun bazılarına çok büyük bir şok olacağını, bazılarına da hiç şok olmayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü ben genel olarak Snape'i sevmeyen bir fanım. Önceden de bir şey yapayım. Videoda spoilerler olacak. Hani mantıken. Devam ediyorum şimdi. 6. filmden en sevmediğim film. Şöyle, ben 6. kitabı da zaten sevmiyorum. Neden bana böyle geliyor? Çünkü bence her şeyi en sona bırakmış filmlerden biri. Hani bu kitapta ve filmde, hani filmin genelinde hiçbir şey olmuyor benim için. Gerçekten hiçbir şey yok. Evet, hortkuluklar var. Evet, Dumbledore'la Harry'nin ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Ama hani bence yeteri malzeme yok bence. Bu yeterli bir malzeme değil bir film veya bir kitap çıkarmak için. O yüzden her şeyi filmde en azından son yarım saate koymalarını hiç ama hiç sevmiyorum. Hani bu en sevmediğim nedenlerinden biri. Aynı zamanda bir de şöyle şey aklıma geldi. Bunu asla yapamazdım çünkü seriye uygun olmuyordu mantıken. Çünkü Harry'nin perspektifini izliyoruz ve okuyoruz çoğu şeyi. Ama mesela bu film veya işte bu kitap Draco'nun perspektifinden anlatılsaydı o kadar beğenirdim ki. Çünkü Draco bu filmde çok fazla şey yaşıyor ve karakter gelişimi yaşıyor. Çok büyük bir olaydan geçiyor. Çok büyük bir yük var üzerinde. Onu anlatsalardı bu film ne kadar güzel olurdu. Gerçekten hani keşke Draco'yu anlatsalardı. Ben Draco'yu çok seviyorum. Scared Potter. Scared Potter. En sevmediğim Harry Potter filmini açıkladığıma göre. En sondan ikinci film. Harry Potter ve Sırlar Odası. Şimdi Sırlar Odası'nı neden sevmiyorum? Şöyle başlayayım. Kitabını seviyorum, filmini sevmiyorum. O yüzden hatta Meles Prens'ten birazcık daha üstte. Sırlar Odası'nın kitabı bence sürükleyiciydi. Filminin de en azından biri oranlı, birinci film oranla bir konusu var, konusu ilerliyor. Ancak film çok uzun. Film çok uzun, film gereksiz uzun ve hani... Başı o kadar uzun olmak zorunda değil yani. Değil. Olsun evet evet yani. Başını çok uzatmış. Başı çok gereksiz uzun. Çok fazla gereksiz olay var ve film izlediğim zaman konu olarak çok güzel ve hani konu olarak film serisinin içerisinde ve kitap serisi içerisinde önemli bir yere sahip. Ama çok uzun. Çok uzun. Çok gereksiz uzun bu film. Gerçekten gerek yoktu. Ama pozitif yanlarına gelirsek hortkuluklar geliyor. Tom Riddle var. Ezgi 7. sırada Sırlar Odası var. 6. sıraya geliyoruz. 6. sırada da Felsefe Taşı var. Felsefe Taşı ilk film. İlk filmi arkadaşlarıma göre ben daha çok seviyorum. Çünkü bir kere çok küçükler. O yüzden bana çok komik geliyor bütün diyalogları falan. Malfoy özellikle. O yüzden hani bana çok küçük geldikleri için bana komik geliyor film. Ve film tamamen bir dünyayı tanıtım filmi. Sevmemelerimin nedenini de anlıyorum canım arkadaşlarımın ama bana işte komik geliyor. Zaten ilk bir anda bir konuya girseydi o zaman karışık olabilirdi. Ki ikinci filmde kafası karıştı insanların. Ama dediğim gibi ilk film olduğu için tanıtım film olması mecburdu. O yüzden ben şahsen ona göz yumup konusu olmadığına göz yumduğum ve küçük çocukları atışmalarını ve çok ciddi konuşmalarını çok komik bulduğum için bu film 6. sırada. Evet yani doğru dürüst bir konusu yok ama ben seviyorum. O yüzden 6. sırada. Şimdi
dördüncü ve beşinci sırayı ikisini beraber açıklamak istiyorum. Beşinci sırada Ölüm Yadigarları bölüm 1 var. Dördüncü sırada Ölüm Yadigarları bölüm 2 var. Şimdi bunların ikisini aynı anda açıklıyorum. Çünkü hani zaten Ölüm Yadigarları bir kitaptı. Filmleri ayırdılar ama. Şimdi Ölüm Yadigarları bir neden daha aşağıda. Çünkü evet macera filmi, serüven filmi ama hani bir yerden sonra 2 ile karşılaştırdığında en azından 2 birazcık daha öne çıkıyor. Çünkü 2'de daha böyle önemli olaylar var. Ama ikisini de seviyorum. Daha yakın zamanda izledim bunu bu arada. Şuradaki veya buradaki. Şurada iki tane şuradaki bir yerden bir video çıkacak. O videoda görüşlerimi daha iyi anlatıyorum. Birazcık daha zamanın geçmesi lazım. Çünkü ilk 3 filmimi ben milyar kere izlemiş olabilirim. O yüzden hani onların yerin, kalbindeki yeri daha büyük. Ölüm Yadigarları için birazcık daha zaman geçmesi lazım. Ama böyle. Şimdi ilk 3'e giriyoruz. Şimdi en sevdiğim üçüncü film Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Zümrüt Anka Yoldaşlığı hakkındaki düşüncelerimi de şuradaki herhangi bir videodan izleyebilirsiniz. Ama ben biraz daha derin konuşacağım çünkü ilk üçe girdik. Şimdi bu filmi çok seviyorum. Kitabını da çok seviyorum. Bu filmde çok önemli karakterler hayatımıza giriyor. Çok önemli karakterler hayatımızdan çıkıyor. İlk hayatımıza giren karakterlerden biri Bellatrix. Bellatrix'i ben hem seviyorum hem sevmiyorum. Sevgi nefret ilişkimiz var kendisiyle. Luna giriyor. Luna benim en sevdiğim kız karakter. O yüzden hani Luna'nın girmesini çok seviyorum. Bunun dışında dediğim gibi hani önemli karakterler de hayatımızdan çıkıyor. Sirius, bye bye. Filmin en pozitif, en olumlu yanlarından biri Sirius'la Harry'nin ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Çünkü hani 3'te de 4'te de tanışıyorlar, evet. Ama şimdi 5'te en azından Harry ve Sirius'un baba oğul ilişkisini görüyoruz. Ve benim çok mutlu eden bir şey o. Çünkü hani Harry babasız, annesiz büyüyen, hatta sevgisiz büyüyen bir çocuk olduğundan ötürü o beni mutlu ediyor. Ancak Sirius'un ölümü... Sirius'un ölümü beni çok üzüyor. Bunun dışında filmin Hogwarts'tan biraz daha dışarıya çıkmasını seviyorum. Evet Umbridge geliyor mesela. Umbridge'i sevmiyorum. Ama Umbridge ne yapıyor? Harry'nin daha Hogwarts'taki hayatından çok dışarıya odaklanmasını sağlıyor. İşte Dumbledore'un ordusunu kuruyorlar. Zümrüt Anka Yoldaşlığı ve Sirius'un o evi. Harry'nin hayatı aslında okulu. Okulu çok seviyor. Ve çoğu filmde zaten okulun içerisinde geçiyor. Ama bu filmlerde birazcık daha dışarıya şey yapıyoruz. Bakıyoruz. Büyülü dünyasını birazcık daha görüyoruz. O yüzden bu filmi de çok seviyorum. Onun dışında bu filmle alakalı çok negatif bir şeyim yok ama dediğim gibi daha çok sevdiğim filmler var. Peki sence bu mu iki bölüm olmalıydı? Çok uzun bir kitap gerçekten ama şöyle bir durum daha var. Nereden keserlerdi? Bence güzel. Bence tek film olması güzel ama mesela Sırlar Odası'nın o kadar uzun olması yerine evet. Zümrüt Anka'nın uzun olması gerekirdi ama değil. Sırlar Odası gereksiz çok uzun ve bunun arkasında imzamı atarım yani. Şimdi sırada ikinci en sevdiğim film var. En sevdiğim ikinci film. Azkaban Tutsağı. Şimdi Azkaban Tutsağı'nı en sevdiğim ikinci filme koydum. Neden? Şöyle ben Azkaban Tutsağı'nın kesinlikle en iyi kitap uyarlaması olduğunu ve en aralarından en azından en kaliteli film olduğunu düşünüyorum. Hani filmi seriden çıkartıp normal bir film olarak tanıtsam bile gerçekten kaliteli bir film. Çok iyi bir film. Çok kaliteli karakterler var. Çok seviyorum o yüzden bu filmi. Ve dediğim gibi ben bu filmin kesinlikle en iyi kitap uyarlaması, en kaliteli film olduğunu savunuyorum. Gerçekten çok güzel bir film. Alfonso Cuarón zaten. Şimdi filmle alakalı sıkıntım da çok az var. Öncelikle tek sıkıntım çapulcular. Şimdi çapulcuların kesinlikle çapulcuların ikisi için kalbimi veririm. Sirius ve Lupin. Ama hani filmlerde yoklar. Filmler çapulculardan daha çok Snape'i daha çok seviyor. O yüzden çapulcular yoklar. Ve bu beni çok üzüyor. Benim en sevdiğim karakter burada Lupin. Lupin'i çok seviyorum. Bu filmle alakalı tek sıkıntı Lupin'in kitaba göre daha az bir yeri olmuş olması. Sirius da aynı şekilde. İkisi çok kaliteli insanlar. İkisi çok kaliteli karakterler. O yüzden hani en azından Lupin'i bu filmde biraz daha göreydik. Ne olurdu. Azkaban Tutsağı hakkında son bir şey daha söyleyeyim. Ben kitabı okurken tamamen böyle bir Harry, tamamen böyle karakterler hayal etmiştim. Tam bu tipte yani. O yüzden hani bence çok başarılı bir kitap uyarlaması. Ben çok seviyorum Azkaban Tutsağı'nı. Şimdi 1'e geliyoruz. Yani 1'i de tahmin etmişsinizdir. En sevdiğim Harry Potter filmi Ateş Kadehi.
Hadi bakalım. Şimdi bakalım insanlar diyecek. Aa, Ateş Kadehi'ni mi? Çok seviyorsun Ateş Kadehi'ni. Şimdi Ateş Kadehi'ni neden çok seviyorum? Ateş Kadehi benim aralarından en çok izlediğim film. Ve artık bir duygusal bağımız var. Neden? Çünkü hani 3'e kıyasla, bu arada şöyle diyeyim. 4 şurada, Ateş Kadehi burada. 3 burada, hani çok yakınlar. 3'te mesela biraz daha Lupin gösterilseydi belki de eşit seviyede olacaklardı ama Ateş Kadehi'nde daha çok duygusal bir bağ var. Daha çok karakterlere bağlanıyorsun gibi hissediyorum. O yüzden 1. sırada. Neden böyle? Çünkü Cedric Diggory var bu arada. Bunları da açıklayayım. Sanki bilmiyordunuz. Hufflepuff'ım. Kesinlikle çok şaşırtıcı bir şey. Hufflepuff'ım ve Cedric Diggory serideki tek Hufflepuff karakter. Ana karakterler arasında en azından. Hani Tonks da var ama hani Tonks'u ne kadar görüyoruz. Cedric çok çok seviyorum. Cedric çok kaliteli bir insan. Ve hani serideki tek Hufflepuff karakteri olduğu için Ateş Kadehi benim için çok çok önemli bir yere sahip. Hadi onu geçtim. Cedric Harry'nin hayatındaki, Harry'nin şahit olduğu ilk büyük ölüm. O yüzden Azkaban Tutsağı'nda böyle bir şey yok. Harry'ye üzülmüyorsun veya filme üzülmüyorsun genel olarak ama Ateş Kadehi'ne üzülüyorsun. Bir kere o Harry'nin Cedric'le labirentten çıkıp da geldiği sahne var ya, Allah'ım. Hani mükemmel bir sahne, mükemmel bir sahne. Hani herkes bir anda alkışlıyor, hadi geldiler, o Hogwarts kazandı falan filan diye bir anda Cedric yatıyor ölü. En çok bağlandığım, en çok şey yaptığım film diyor. Cedric'le bir film içerisinde bağlanıyorsun Cedric'e ve Cedric'i çok seviyorum. Ateş Kadehi en sevdiğim film. Bunun dışında hani Cedric dışında en azından başka sevdiğim şey de, sevdiğim yanı da seri bundan sonra bayağı karanlıklaşıyor. Yani çünkü filmin sonunda Voldemort bedene bürünüyor. O yüzden seri karanlıklaşmadan önce böyle Hunger Games gibi böyle bir şeyin olması, oyunun olması, bir yarışmanın olması benim hoşuma gidiyor. Daha eğlenceli bir film. Eğlenceli. Sonunda kesinlikle ağlamadım. Eğlenceli diyorum o yüzden. Ve evet, bu arada hani şu konuya değineyim. Hani Meles Prens'e demiştin önemli olayların hepsi son yarım saatte oluyor. Bunda da aynı şey oluyor falan filan diye. Meles Prens boş bir kitap. Meles Prens'in bütün seriye olan katkısının hepsi son yarım saat. Bunda en azından hani yarım saatte evet Voldemort'un geri dönüşü son yarım saatte oluyor, gözüküyor. Ama mesela bir sürü güzel karakter giriyor. Deli Göz Moody giriyor. Cedric giriyor hayatına. Harry'nin. Cho Chang giriyor. Ne kadar sevmesem de Cho Chang'in, neyse. Bir sürü karakter var. Bir sürü olay gerçekleşiyor. Meles Prens'te böyle bir şey yok. Meles Prens'teki tek ilgi çekici olay Snape'in iksir kitabı olması. Snape'in iksir kitabı olmuş da ne olmuş? Ne olmuş kardeşim? Burada kocaman bir yarışma oluyor. Yani İşte ben o güzel, tamam aferin size ama bunun hakkında bütün film çıkamaz. Ben bunu demeye çalışıyorum. O yüzden Meles Prens benim en sevmediğim, Ateş Kadehi'de en sevdiğim film. Neyse, bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi farklı fikirlere sahip olabiliriz arkadaşlar. Ve farklı fikirlere sahipseniz lütfen yorum atın. Söyleyin. Siz neden bu filmi daha çok seviyorsunuz veya daha az seviyorsunuz? Anlatın, konuşalım. Belki benim de fikrim değişir. Aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Yazın çok güzel videolar gelecek. Emin olabilirsiniz. Evet, şimdilik o zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.